Herkese merhabalar. Ofsken TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Don't Starve'a yeni gelen güncelleme bakıyoruz. Mağaralar güncellemesine bakacağız. Ben burada ayrı bir bölüm açtım. Orada hani mağaraları bulmaya çalıştım. Çünkü mesela şöyle bir şey vardı izlediğim videoda. Şurada Customize World dediğimiz zaman burada ayrı bir mağaralarla ilgili bir bölüm vardı. O yokmuş. Niye güncellemeyle gelmedi ilk yayınlanan tanıtım videosu, yani ilk oynanış videosunda Twitch üzerinden yayınlanmıştı, orada vardı. O yüzden ben ilk 5-6 günlük hazırlık evresini sıkıcı olmaması adına kendim geçtim ve hani videoda uzamasın. Artık zaten 1 saate yakın videolar çekiyordum, bunları artık kısaltacağım. Yani yarım saatte 45 dakika arasında ayarlamaya çalışacağım. Oh, çok hoştum. Yani gördüğünüz gibi şöyle bir hazırlık yaptım. Haritayı açtım ben. Nerede doğmuştum? Yani şurada bir yerde doğdum arkadaşlar. Hani buraları açtım falan. Şans eseri geldim. Mağaramız buradan girişi burada. Gördüğünüz gibi Sinkhole ile giriyoruz. Şu anda elimde bagnet var ama ona gerek yok. Şöyle şimdi mağaralara girmeden önce tabii ki de şey yapmanız gerekiyor, ateş kaynağı falan hazırlamanız gerekiyor kendinize, ki ben biraz daha odun keseyim bu arada konuşurken. Yanınızda mutlaka ateş kaynağı olması gerekiyor. Yani ben de girmedim daha aslında, da sadece izlediğim kadarını biliyorum. Ve hani burada da gördüğünüz gibi yeni gelen güncellemede artık yarasalar var. Şöyle size direkt saldırmıyorlar. Etrafta dolanıp biraz gıcık bir yapıları var. Dur. Neyse bunu yakarız. Böyle hani ben mağaranın yanına kurdum kampımı şu anda, ama siz kurmayın arkadaşlar. Bu şekilde mağaranın yanına kamp kurmak riskli. Şimdi keseyim. Kes kes kes. Şöyle biraz daha odun toparlayayım da gideyim. Diğer seriler devam edecek. Yani aslında bir sonraki mağara ile ilgili şeyler, videolar diğer Don't Starve serileri üzerinden gelecek. Şimdilik sadece şey yapıyorum, bu mağara videosunu çekiyorum. Hani ilerleyen zamanlarda o Don't Starve serileri içerisinde bulacaksınız. Bu sadece bir yani ön inceleme gibi bir video olacak. Şimdilik biz hadi Chester'da buldum ama yanımda değil. Şöyle bir miktar karnımı falan doyurayım. Bu yarasalardan tabi yarasa kanadı düşüyor ve onları pişirip yiyebiliyoruz. Şu anda 140'a 133, yani 150'ye 100 141 oldu. Yani bir 7-8 ağlık verdi işte. Neyse biz fazla dolanmayalım. Şöyle bunu şuraya bir dakika. Şöyle. Hemen girmeden önce şunu söyleyeyim. Hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Çok daha uzatmayacağım. Şunu alayım mı? Gözüm ilişiyor, hemen alasım geliyor. Çok da uzatmayacağım dediğim gibi lafı. Mağaralara girmeden önce biraz gündüz olsun, çünkü şeyden mağarada ölürseniz tekrar buraya dönüyorsunuz. Yani bu Adventure modda olduğu gibi, yani orada ölmeniz, buradaki hani şu kaynaklarla gidiyoruz, orada harcadıklarınız, yani bitirdikleriniz ve
Buradaki ölürseniz tabii kaynaklarınız orada kalıyor. Tekrar inip aynı yere gidip almanız gerekiyor. Öyle bir durum var. O yüzden hani tekrar buraya geri döneceğimiz için karanlıkta kalmamak adına şu geceyi geçirelim. Sabah olsun 7. günden mağaraya gireriz. Yani dediğim gibi mutlaka yanınıza 2-3 ışık kaynağı alın. İçeride yine ışık kaynakları var ama tabii karanlık nokta. Hep beraber girelim. Caves are a work in progress. Şurada diyor ki yani hala mağaralarla ilgili çalışmalar sürüyor. Hala mağaralardaki çalışmamız devam ediyor. Daha fazla ayarlamalar yapılacak diyor yeni gelen güncellemelerle. Hani herhangi bir sıkıntı olabilir. Bunları göze alıp giriyor musunuz diyor. Girelim. Evet böyle. Biraz daha değişik bir girişi var. Evet işte mağaraya girdik. Hemen dibimizdeki şey. Tekrar şu şekilde tık. Şeye ana karaya döndük. Yani göstermek için döndüm de tekrar şey yapalım. Mağara tekrardan random hani her seferinde girdiniz çıktınız bir random şey olmuyor. Yapılmıyor. Dünya ile birlikte hani sizin dünyanıza bağlı olarak var. Şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Mağaraları hep birlikte görmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi ara ara grafik hataları oluyor. Şurada bir tavşanlara şeyi verebiliyorduk. Yani verildiği söyleniyordu. Şunu ses tonu. Bana gelmeyin, bana gelmeyin gençler. Al bakayım. Heh. Evet. Bizim bilgiler burada. Tavşanlara da burada bu şeyleri de havuç vererekten bizim dostumuz yapabiliyoruz. Sese bak. Bakalım. Örümcekler biraz daha değişik. Şöyle mağaranın yüklerini yerleyeyim. Bu videoda görebileceğiniz üzere kanın feni düşüyor. Pataklığa benzer bir şey. Night Clover. Alalım bakalım. Bunu. Bir bakalım. Şu anda bu tavşanlardan tırsıyorum ama. Çok fazla kaynak almışım yanıma ya. Bu kadar almamam gerekiyordu da. Yine yarasalar. Yarasalar. Neredesiniz lan? Bakın lan. Tavşanlarımı rahat bırakın. Tamamdır. Hoppa bunlar bana geliyor şimdi de. Kaç. Aaaa! Oha! Ben öyle bir... Oh şu... Nasıl gidemiyorum ya? Neyse kaçacağız artık böyle. Yeah.
Tamam ben sizin. Yürüyün lan. Böyleymiş. Demek ki tavşanlara da çok fazla yaklaşmayacağız. Öldüğümüzde bu şekilde geri dönüyoruz. Şimdi tekrardan. Tekrar içeri dalacağız. Demek ki biraz daha sağlam gitmek lazım içeri. Araştırma adına tehlikelerden uzak duracağız yani. Bunu anladık. Çok fazla şu anda mağarayı inceleyemedik gerçi de. Ha, tamam çok güzel. Şunlar oldu. Ama saman lazımdı. Saman. Şurada yukarıda tarla var. Oraya gideyim mi? Demek ki içeri götürdüğümüz harici burada da biraz kaynak bırakacağız. Bunu öğrenmiş olduk. Yani tabi normal oyunda bir şey yaparsınız. Aa, burada saman olmamış ki. Neyse şöyle ilerleyelim biraz saman. Oyunda en çok samana ihtiyaç duyuyorum ya. Diğer tarafa geçelim. Bir sürü saman toplayacaktım da. Şurada var bir tane daha. Neyse şöyle bir inelim bize. Şu bölümde biraz saman vardı. Hızlıca onları alalım. Bir de şeyi deneyeceğim. O aklımdaydı. Yine iyi unutmadım. Bu yanıma domuzlardan götürmeye çalışacağım. Bakalım da hani domuzlar da bizle birlikte aşağı geliyorlar mı? Bu sıra mı bitmişti abi? Tabii daha çok yakın bir zamanda topladığım için burada da saman yok. Şöyle biraz. Çıktı. Ne kadar? En azından şöyle bir kendimize bir silah yapalım. Tekrar gideceğim alacağım onları çünkü. Bir de zırh yaparsak yeterlidir. Aşağıda kalan kaynaklarım, yiyeceklerim gitti. Onları yediler, bitirdiler. Aç gözlü pis tavşanlar.
Yani muhtemelen orada bir bug falan olmuş olabilir. Çünkü tekrar tavşanlara havuç vermeye çalıştım. Bu sefer kabul etmediler. Kendileri de bilir. Artık biz yeriz kendi havucumuzu. Yakarız, ateş yakarız. Sen takma kafanı bunlara. Yavrum bilsin. Sen böyle küçük ayrıntılarla yorma güzel kafanı. Şimdi şöyle biraz çiçek böcek toplayalım. Kafa sağlığımız yerine gelsin. O arada ben de geri döneyim. Hadi bakalım. Hippie Wilson. Hippie hippie hippie. Önümüzü bakalım. Şimdi bana ne lazımdı? Odun da var ya. Neyse yeter herhalde ya sanırım. Çok dolanmadan hemen mağaraya dalmak istiyorum çünkü yine. Bu sefer daha dikkatli olacağım. Yani olmaya çalışacağım artık. İnşallah öyle olur. Bakalım. Ya yapma. Şöyle yapalım. Şimdi ateş yakmam gerekiyor. Ateş yakarsam saman gidecek. Şöyle bir aşağılara ineyim. Samanlara çok uzak ya. Bu biraz kötü olmuş. Ha, şurada vardır evet. Bu geceyi saman toplayarak geçirelim şöyle. Sabaha gideriz. Mağaramıza gireriz yine. Sizin de fark edeceğiniz üzere mağaradaki yaratıklar biraz daha farklı. Yani biraz daha farklı bir saldırı şeyleri var. Teknikleri, yöntemleri var. Kimisi acımadan patatete girişirken, kimisi de etrafımızda. Şimdi hiç sırası değil yavrum ya. Duydum. Aha o ne lan? O da neyse. Oraya sonra bakacağız. Çok değişik bir şey gördüm. Çok garip. En azından şey kurulabilir bir yer. Kamp. Hadi ama yeter. Ben çıkarttığın ses kadar şeyin yok. Düşün. Başlarına alır. Birazdan şeyler gelecek. Köpekler falan. Saldırırsınız değil mi? Hı? Hadi ama gençler hadi. Hadi. Aha da bu kadar işte.
tane mi lan? Ha, bu olmamalıydı. Bu olmamalıydı. Yanlışlıkla oldu bu. Tamam, pardon, özür. Lan hala mı geliyor? Şöyle git. Ben dostum sizlerle. Şimdi şöyle bir deneme yapacağım. Sadece yanıma gelip gelmediğini kontrol etmek açısından. Gel bakalım. Gel. Gel, gidiyoruz. Şurada bir parçalık becerileri bir yapayım. Gel bakalım hadi. Geliyor mu aşağı? Yes. Bakalım domuzlar gelebiliyormuş mu? Tabii ki de gelemiyormuş. Gelelim. Şimdi ben nerede öldüm? Tahminimce şöyle gitmem lazım. Tamam, bu ne biçim? Hayır yani bu mağaranın şekli şemali. Ne enteresan bir şey. Çok değişik, güzel bir müziği var. Şöyle saldıralım bakalım ya. Deneyeceğim yani. Kaşınıyorum biliyorum ama. Tam da saldırdığı söylenemez. Göremedik ama bir yemiş varmış. Yiyecek kaynağımız falan da var. O açıdan da bir sıkıntı yok. Burada bizi kıstırmışlar bile. Evet, tamam. Şuna şu an saldırmayacağım. Orada bir sülük gibi bir şey var. Onun çok iyi olmadığını biliyorum. Burada bir şeyler çürümüş. Şurada örümcekler var. Tamam değil. Aaa! Ha, bunlar sağlık veriyor. Ama bunları yememek birazcık şu an için mantıklı. Yememek mantıklı burada. Tamam. Ve işte bizim numara. Şu kadarcık yerde mi be? Dur. Tamam ya, burada başka alabileceğimiz bir şey yok. Bana da öyle geliyor da. Lan ne oluyor? Şşş. Oha. Yuh. Bana bundan kimse bahsetmemişti. Tepin. Şunu alayım ben. Heh, en azından. Tam karanlık olmuyor. Ya önümü de düz göremiyorum ki. Benim bir şapkam olacaktı. Ya bu nedir Allah aşkına? At. Ama bunu kesebiliyoruz, tamam. Çok garip. Hmm.
Tabii yine duvar var önünde. Şu ana kadar değişik bir bölüm yok. Oha! Lan! Bunlar uzaktan atıyor. Bir de görsem bir şey var. Sustur. Adamı deli eder. Lan gelme. Yokum. Burada yokum. Şurada tavşan evi vardı. Şurada salyangozumsu bir şey vardı. Şöyle bakalım. Aa, burada şu kamera açılarını da güzel yapamamıştı. Şimdi yani merak etmiyor değilim yani. Dur. Bir dakika, şurada karanlık değil. Şuradan bir saldıralım bakalım. Vuramadım da, vuramadım bile yani. Ne haber gençler? İyi, salyangozumsu bir şey var orada. Ya o değil de gençler, benim burada bir... Miner hatım olacaktı benim ya. Bu arada kısalım, ne güzel gitgide düşüyor. Neyse, bir daha ölmeden bir dolanalım bakalım neler var şu mağaralarda. Da görüş çok kısıtlı ya. O çok kötü olmuş. Şuna saldırdığımızda salyangoz gibi bir şey çıkıyor ona. Onu görmüştüm. Saldırmamak. Şuna saldırmamak en akıllı seçenek şu anda. Şu kamera açısını 2-3 şeyle çevirirsen. Şunda ne acaba? Tavşanlar falan vardı. Pis tavşanlar. Size güvenmiştim ben. Buralar şimdilik aydınlık yerler. Ama her ne hikmetse... Bakın sağda bir şey yok. Videoyu çıkartabilelim bir. İleride örümcekler var, gitmem. İğne mi?
yukarıda? Dev mi geziyor? Bir şey mi oluyor? Öküz mü tepiniyor yukarıda? Nedir? Herhalde burası boğaz sürüsünün altı. Gel lan gel. Kestirdim seni gözümü. Gel. Vazgeçtim, tamam. Ağaç. Şöyle hazırladık, yatayım ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şöyle bir ağaç falan vardı. Şu kamerayı bir ayarlayamıyor mu ya? Bakalım. Şu anda bu taşın toprağın bana bir faydası yok. Bağırma lan. Evet. Buralar iyi yerler değil gibi de. Şurada tavşan falan. Bana saldırma. Sen de. Ben geçiyordum, uğradım. Bir de önümü görebilsem. Kim bilir nereye gidiyor? Hadi bitecek sen, bit sen de. Haydi. Salyon bozma. Hani böyle gittikçe daha da ho gidiyor. Ve hani sanırım mağaranın ne kadar içlerine girersek bir o kadar kararma durumu söz konusu. Henüz şurada bir yiyecek var gibi duruyor. Karanlıkta yemiş yetişiyor, çok enteresan. Harita yoksa önümü görmem neredeyse imkansız gibi bir şey. Tabii şu anda ben gitgide aklımı kaçırmak üzereyim. Bunda da işte yine ilk lanım. Tamam, yıktık. Bu normal yeryüzünde olduğu gibi yine çeşitli bölümler var. Görebileceğiniz gibi fiziğimden anlıyoruz. Henüz tekstürleri hazırlanmamış gibi görünüyor. Çünkü burası yeşil. Yeşillik arazi gibi yapılmış.
Halbuki öyle bir şey yok. Ve şu anda da açıkçası şu kamera harici bir sıkıntı da yok. Çünkü kamerayı ayarlamak çok sıkıntı. Hani bir yere girdiğiniz zaman göremeyebiliyorsunuz. Bir an düğümüze bu şekilde duvar çıktığı zaman işler daha sıkıntı. Ki yol bulmak da biraz zor. Bizim şey nerede ya? Oo. Şu anda tabii haritayı açmaya çalışıyoruz. Zaten büyük ihtimal öleceğiz. Az önce gördüğünüz hani öldüğümüz zaman ne oluyor? Biz bu şeyden domuz şeyleri vardı. Öldüğünüzde tekrardan doğuyorsunuz hani ama işte sağlığınız tabii büyük oranda gitmiş oluyor. Gelme çocuğum, gelme, ben yokum burada. Kime dayı lan? Aa, yanlış ol. Şuradan oradan gidelim. Siz takılın orada. Benim sizden muhatabım. Yok. Muhatap değilim sizden. Şu ışıkta en azından akıl sağlığımızın yükselmesi gerekiyor ama öyle bir durum da yok henüz. Bana mı geliyor lan? Şu tavşanları da bir öldüremedim ya. Öleceğim mi? Ha, et veriyormuş. Tavşanlar bize et ve havuç veriyor. Böyle de bir durum varmış. Ve güzel doydular. Ama ve lakin biz ufaktan ufaktan sağ kafayı taktım, öldürecek. İki çeşit farklı örümcek gördük. Bunlardan biri şu an benim takıldığım, takıştığım, çık şu haritadan. Ha, tamam. Şöyle çıkalım. Yes. Enter'a basınca olmuyor mu? Ha, tamam. Tekrar bize geldik. Şeye dikkat etmedim ben. Videoda tekrar bakalım. Ama yaktığım ateş yine yerinde duruyor. O herhalde içeride geçirdiğimiz zaman burada farklı işliyor herhalde. Şöyle bir tekrar bir gelelim bakalım abi. Video uzamasın. Sadece aklıma takıldığı için bakalım. Evet, şu anda evet. İçeride dikkat ederseniz bir gün döngüsü yok. Yani tamamen karanlık. Farklı bir zaman işliyor. Tekrar yukarı çıktığınızda kaldığınız zamandan, dünyadan devam ediyorsunuz ki ben bunu kışta bırakmadım ki ya. Kış mı geliyor, bir şey mi oluyor? Yak buraları ya, yak kesinlikle. Mağaralar bu şekilde arkadaşlar. Kısaca hemen bir yarım saat 40 dakika gibi bir zamanda incelemeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Fikir verebilmiştir en azından. İşte oyunun yapısı, mağaraların içi dışı bu şekilde.
aklınıza takılan bir şeyler olursa yine yorumlarla sorarsınız. Ben de bildiğim kadarını yanıtlamaya çalışıyorum. 52 60'lık. Tamam, 8. 8 can veriyor ve güzel şey veriyor. Demek ki yarasa güzel. Yani en azından şöyle şu şekilde bir yer bulabilirseniz çok iyi aslında. Bir tarafında domuzlar ve bir tarafında mağara. Hani yarasalar çıktıkça patır kütür halledersiniz. Sağ olun. Can veriyor. Güzel can veriyor. Mağaralar bu şekilde arkadaşlar. Mağaraların devamı, yani mağaralarla ilgili videolar bir daha dediğim gibi şeyle gelecek. Dostlar serilerin içinde gelecek. O şekilde oradan takip ederseniz memnun olurum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar.